Merhaba arkadaşlar, Terraria'nın 3. sezonundayız. Bu sefer expert çekiyoruz. 3. sezonu expert olarak çekeceğiz demiştim. Yani gelecek demiştim. Önceden gelmeyecekti. Çekmeyecektim. Aradan 1 yıl geçtikten sonra, 1 yıl geçtikten sonra Terraria'yı özledim diyebilirim. Hani az buçuk. Hani böyle bayağı bir çelişki dedim. Çeksem mi çekmesem mi diye. Ama çekeceğim. Çok istediğiniz için çekeceğim abi. 3. sezonu çekeceğiz. Expert'te çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle haritaya girişimizi yapalım hemen. Expert'te biliyorsunuz ki damage'ler 2 katı, canlar 2 katı, 3 katı değil 2 katı. Yani her şey aşırı derecede zor. Biraz yavaş işleyecek, bölümler yavaş gidecek. Nasıl yavaş gidecek? Mesela bir boss'u kesmek için bayağı uğraşabiliriz. Yüzlerce kez ölebiliriz. Yani expert'i pek sevmiyorum. Çok zorladığı için beni sinir ediyor. Yüzlerce kez ölmek beni delirtiyor abi. O yüzden expert oynamayı pek fazla sevmiyorum. Hemen ağaçla başlayalım. Vur vur kafasına. Kenner. Kankam benim. Al 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 al. Zıplamasına izin vermemem lazım diyecektim. Abi. Psikopata bak lan, nasıl geliyor? Hemen bir tane craft table yapalım. Oha, öleceğim lan. Daha oyunun başından direkt öleceğim. Şuraya craft table koy. Abi kılıcı alıyordum. Evet, oyunun başından direkt öldüm. Bu kılıcı yapmaya çalışıyordum çünkü bunun knockback'i var biraz. Hani slime'ları direkt itebiliyorsunuz. O yüzden 59 ne lan? He. Bir an bukta kalmış. Ne oluyor dedim, 59 yazıyordu. Şimdi bu kılıcı yapmaya çalışıyordum. Biraz bunun knockback'i var. Hani veya knockback yazıyor altına, gördüğünüz gibi itme derecesi biraz daha yüksek diğerine göre. O yüzden bunu yapmaya çalışıyordum. Direkt öldüm. Slime'lar bile çok fazla vuruyor. Oyunda bütün yaratıklar 2 katı vuruyor ve canları da 2 katı arkadaşlar. Öldürmesi de bir o kadar zor oluyor. Ve biraz daha sizi zorluyorlar. Üzerinize yükleniyorlar. O yüzden expert moddan nefret ediyorum. Ama siz istediğiniz diye full oynayacağım yani. Sonuna kadar gideceğiz inşallah. Bakalım. Tek başıma gidebileceğimi düşünmüyorum ama yine de gideceğiz yani. Bir şeyler yapacağız. Hemen şuradan ağaçlarımızı keselim. Evet. Şimdi abi, seni artık alabilirim ben buradan. Ya toprağı neden aldım? CTRL açık olduğu için. Spawn olduğum yer bu noktada bir yerde. O yüzden evi biraz daha şu tarafa bir yere yapalım. Ki spawn olduğumuz yere doğup da evin zeminini bozmayalım abi. Bu başımıza her zaman gelen bir şey. Şu mushroom'u alalım. Şu ağaçları keselim. Şu ağaçların hepsini keselim abi. Evet. Gel bakalım. Seni lanet. Evet, bu böyle itme knockback'i daha fazla olduğu için bu kılıcı yapmaya çalışıyordum az önce. Slime'lara karşı koyabiliriz bununla. Ama hemen akşam olmadan ev yapmamız lazım. Zombiler elinde sopayla geliyor abi. Çatır çutur kafamıza vuruyorlar. O yüzden zombilerden korunmak için hemen bir ev yapma girişimine girmemiz lazım. Evi şuraya bir yere dikeceğim. Evet. Şuraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'yi koyduk. 21, 22. Her zamanki klasik evimizi yapalım abi. Her oyunda yaptığım gibi 1, 2, 2 tane koydum. Şu toprakları kazmam gerekiyor. Slime'lar geliyor. Gelme. Oha, ne biçim zıpladı? Al ulan. Ölmeyeceğim size. Geberin. Evet, 2 tane koymuştum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 abi. Hemen şuraları
Yükseltelim. Hava kararır çünkü birazdan. Zombiler gelmeye başlar. Expert modda zombiler kapıları da açabiliyor bildiğim kadarıyla. Yine savaşacağız ama en azından üst katlara gideriz. Şimdi odaların genişliğini 18 yapalım. Şuraları dar yapmayayım. Şöyle alalım. Hemen platformlarımızı yapalım. 4 tane. 1, 2, 3, 4. Tamam. Tekrardan hemen oda, evin iskeletini hemen inşa ediyorum ki gece saklanabilecek yerim fazla olsun. Zombilerle pek uğraşmayalım. Şimdi oyunda ilk hedefimiz King Slime olacak. King Slime'ı kesmek olacak arkadaşlar. Neden King Slime? King Slime çünkü diğerine göre çok daha kolay bir hedef. O yüzden King Slime'ı kesmeye yöneleceğim. Eye of Cthulhu'ya göre daha kolay bir hedef. Hemen King Slime'ın peşine düşeceğim arkadaşlar. Yani önce aslında önceliğimiz maden olacak. Madene gireceğiz. Madenlerde kendimize güzel bir zırh takımı yapalım. Yani gold'a kadar falan bir zırh takımı yapalım ki gold'u giydiğiniz zaman, mesela gold seti full giydiğiniz zaman 13 artı 3 defans veriyor. 16 defans. Başka bir özelliği yok ama yine güzel bir defans. O yüzden madende kendimize zırh kasmamız lazım. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir zırhım bile yok. Hemen ağaçtan bir zırh yapabilirim aslında. Malzemem var. Şöyle yapalım. Ağaçtan zırhımızı giyelim. En azından hiç yoktan iyidir. 3 yani. 1 iken 3 oldu. 2 defans 2 defanstır. Doğru değil mi? Expert'teyiz sonuçta. Her şeyi dibine kadar değerlendirmemiz gerekiyor. Şu odaları çıkartayım çünkü NPC'ler gelecek. NPC'leri evsiz bırakmayalım abi. Şöyle bayağı bir oda çıkayım ben yukarı doğru. Aha. Aha. Odurum bitti. Evet, buradan atlarsam ölürüm. O yüzden atlamayacağım. Kapımız yok. Çok güzel. 3 tane alıyoruz buradan. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Sizinle kapışacağım. Lan. Evet, bunlardan jellerini aldık. Şimdi hemen şuradan ağaçları keselim, ağaç elde edelim. Bayağı bol ağaç kullanacağız. Bu oyunda expert'te bulabildiğiniz her materyali deli gibi kullanmanız lazım abi. Her şeyi kullanmamız lazım. Yapabildiğimiz her şeyi yapıp savaşmamız lazım. Talihsiz bir şekilde ilk ölümümü gerçekleştirdim az önce. Ama talihsizlikti gerçekten yani. Ben talihsizlik olarak görüyorum bunu. Kendim mi aldım aslında ya? Orada dikilmeseydim var ya. Ama kılıcı yaparım diye düşündüm. O arada bir zıpladı kafama. Çat öldürdü. Fazla vurdu ama. O kadar vurmasını da beklemiyordum. Evet, gel bakalım. Buradan ağacı da alalım. Şu ağaçları alırsam evi bayağı daha genişletebilirim herhalde. Okla dostum. Hepsinin kafasına kafasına. Yapabildiğimiz en iyi silahları, kullanabildiğimiz en iyi silahları kullanmamız lazım. Lan! Güçlüsünüz diye atar yapmayın. Alırım aklınızı. Hava kararıyor. Biraz daha pembeleşti gökyüzü. Bu ooo, headshot attın. Helal olsun sana. Of, güzel vurdu. Evet. Gel bakalım. Al. Seni de buraya sıkıştırdım. Al o zaman. Hemen buradan topladığımız ağaçlarla şuraya iki kapı yapalım. Akşam oluyor. Şu 4, 5, 6, 7, 8 tane yapalım abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. Şimdi hemen al, dışarıda kalırsın öyle. Çok iyi. Aptal ettim hayvanı. Gel. Şöyle tak kapımızı koyalım.
Evet, çok iyi abi. Platform 4 tane platforma ihtiyacım var. Şöyle 2 şöyle 4. Hemen kapıları atalım. 1 2 3 4 5 6. Kapıları içe doğru açıyoruz. Ya da şu tarafa doğru açsam ne olur? Böyle yok ya, içe doğru daha güzel gözüküyor. Evet, şu şekilde hemen odalara masa sandalyeyi atıyoruz abi. Hiç sağa sola gitmeden, materyal şu an toplamadan, spawnlandığım bölgeden ayrılmadan hemen gelişmeye başladım. Ki böyle hızlı gelişirseniz, yani böyle hızlı kurulursanız bir yere, sizin için daha rahat olur. Etrafınızdaki her şeyi kullanması daha rahat olur. Yani bulduğunuz her şeyi zulalamak, koymak, yapmak daha kolay olur. Uğraşmazsınız yani. Envanter çünkü doluyor. Geziyorsunuz, doluyor envanter. Koyacak yer yok. Yapacak yer yok. Bir yandan ev yapmaya uğraşıyorsun falan vesaire. Sıkıntı oluyor. O sıkıntıyı yaşamamak için abi hemen burada başladığın yerden biraz ötede evini kuracaksın, inşa edeceksin. Geleceğe yönelik yatırımı yapacaksın ki sıkıntı çekmeyesin. Slime'ları da kestim çünkü jel almak için jellerle torç yapacağız abi. Şöyle torcumuzu yapacağız. Şuralara tak. Tak koyacağız. Budur. İşte olay budur. Başka bir olayımız yok. Şu an 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane NPC'ye ortamını hazırladık. Loş bir ışık. Mum ışığında masa. Güzel bir ortam. Saat gece 12'den sonra izlemek serbest. Evet, şuradan aşağı gidelim. Gel. Pat. Şu aşağıya da 2 tane. Ne yapıyor bu mal? Kapıya mı vuruyor? Kapıya vursam da kıramazsın dostum. Evet, şimdi odunum 204 tane var. Şuradan wooden mal yaparız. Bakayım kaç tane olacak. Uuu, 816 tane, çok güzel. Şöyle bir başlıyoruz. Evet, deli gibi duvar diziyoruz abi. Evet, iki tane odanın şartlarını oluşturduk. Şu an iki NPC gelebilir yani rahatlıkla. Şartlar oluştu. Ama NPC'lerin gelmesi için yapmamız gereken bazı şartlar var tabi. Orada şartları ben rehberde açıklamıştım arkadaşlar. Bakmak isteyenler bakabilir. NPC'lerin nasıl geleceğini. Tek tek NPC'leri anlatmıştım zaten rehberde. Rehber de devam edecek bu arada. TRR Expert çekerken de rehberi de çekmeyi unutmayacağım tabii ki. Rehber de devam edecek. Gelecek yani. Bütün detayları tek tek atmaya devam edeceğim. Askere gittiğim için onlara ilgilenememiştim. Bir yıldır. Kaldığımız yerden orası devam edecek yani. Expert'te de artık direkt bolosluğuma oynayacağız abi. Çünkü sonuçta rehber çekiyorum. Rehberden eksikleri tamamlayabileceksiniz. Şimdi abi yetti lan. Yani odun tamamıyla şu evi yapmaya yetti. İlginç. Odaları yaptım yani. Bu iki istaneyle de bu altı yaparsam bayağı yaptım lan evi. Bir seferde yaptım yani. Abi çok iyi ya. Yıldız düşecek, geliyor. Ah be, bir santim daha öteden gelse zombiyi, kapıdaki zombiyi öldürüyordu. Yıldız eğer yukarıdan düşer de bir yaratığın üzerine düşerse 1k vuruyor arkadaşlar. 1000 vuruyor yani. Tek atıyor. Ama şansa bak ki bir santim ötede kaldı. Evet. Aa, çok güzel oldu. Artık malzeme de kalmadı elimde. Silver mı? Bana silver nereden geldi lan? Slime'lardan silver düşmüş. 2 tane daha torcum var. Şu köşelere de dikelim torç. 10 numara. Mükemmel oldu abi. Masamız, sandalyemiz var. Evin standartları hazır. Şu an 6 tane NPC gelebilecek durumda. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan kırıyoruz abi. Burayı deliyorum, tamam mı? Şurayı da kırıyorum.
Evet, gelin ben sizi buradan keseyim. Çok güzel oldu. Ölmeyeceğim lan. En azami derecede ölerek oyunu bitireceğim. Hadi. Kaç kere öleceğim? Sayalım bunu. Oyunu bitirene kadar kaç kez öleceğimi merak ediyorum. 100 kez, 300 kez falan ölürüm herhalde. Belki de 1000 kez. Hani harbiden 1000 kez ölebiliriz. Çünkü expert acayip zorluyor insanı. Şurayı da kıracağım, şurayı da kıracağım, şurayı da kıracağım. Burayı kıracağım, burayı kıracağım. Sonra tak tak tak. Budur. Giremezsiniz ki. Evi tamamladım çünkü. Ama gayet dışarıda kalmış. Neden dışarıda kaldın? Kenner. Kanır, kanır. Kenner diyorum. Kanır. Evet. Aa, burası boşlukmuş. Nasıl olacak? Toprağa dizeriz. Kapımın önü zombi dolu. Eli sopalı dayı geliyor. Evet, kapımın önünde zıplıyor. Şimdi toprak 117 tane topladım. Şuradan şu şekilde atarsak abi. Heh, tamam. Oldu. Devam. Tamam. 7 tane de odunum kalmış zaten. Şöyle çat 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 çat. Bitti. Odun bitti. Şimdi gece dışarı çıkmak tehlikeli. Ama ne yapacağız? Cengaverlik yapmayı düşünüyorum. Al o zaman. Gel lan buraya. Çat. Aa, öldüremedim lan. Oha, bayağı canı var ha. Lens buldum. Güzel. Lens, expertte lens düşmesi falan da, yani böyle item düşmesi falan da biraz zor oluyor herhalde. Evet, bu kapıyı açacağım. Evet, bir cesaret göstergesiyle. Fua. Oo, çok vuruyor. O, o, yok öyle bir dünya. Arkadan gelip sıkıştıracaklar. Hadi gel. Gel gel gel. Gel gel. Senin lanet kafasına slime geçirmiş zombi. Hu! Vaa, çok güzel doşlarım. Allah. Lanet olası. Aa, buraya şey koymamışım. Kapıların arkasına koymamışım. Kapılar. Nice hocam. Yani halının altındaki pisliği bulmak gibi bir şey bu. Evimi zombiler bastı. Kapıları açtım, evimi zombiler bastı. Kapıyı tam zamanında kapattım. Orada kalırsın işte öyle. Gel lan buraya. Şuradan vurabilsem keşke. Ama kılıcın duvardan geçiyor. Piksel farkıyla vuramıyorum. Ama gidin artık. Korkuyorum gelmeye. Bunlar beni keser. Abi, evi zombiler bastı. Alt tarafta geziyorlar. Şaka gibi. Killerimde geziyorlar. Killerimde zombi var. Fua! Aşağı ineceğim ama. Korkuyorum. Keşke ok yapsaydım. Abi ya, nasıl ölürüm? Lan vurdu gitti adam ya. Görüyor musun? Çıktı gittiler. Evin içinden çıkıp gittiler ya. Şaka gibi ya. Öldürdü gitti. Ulan aniden yukarı geldi ya. Oha, nerede spamlandım? Çok uzakta spamlandım lan. Öbürleri yetişmezse seni keserim. Ama yetiştiler. Zıplama lan. Keseceğim ulan. Kafaya koydum. Sizi keseceğim oğlum. Hadi atla. Salak. Hadi gel gel. Gel gel. Ne oldu, gelemedin mi? Gel lan. Oğlum iki kere öldüm lan. Vay anasını ya. Ama ya hep talihsizlikten ölüyorum ya. Bu olmaz ki böyle ama. Sayılmaz abi. Saymıyorum. Ben bölümleri saymıyorum ya. Kabul etmiyorum abi. Ne oldu lan? Ha? Dışarıda durunca tokatladılar tabii, geçtiğine göre değil mi? Çakal. Neyse, şuradan ağaç keseyim bari, hazır kimse yokken.
Evet geliyor. Meymenetsiz. Surata bak. Gel bakalım. Gel. Gel. Böyle gel. Evet gel bakalım. Nasıl geçeceksin? Ha? 4, 5, 4, 5, 6. En fazla 6 vuruyorum. En az da 4 vuruyorum. Kaç vuruyormuş lan harbiden? 7 vuruyor. 7 mili demeç yazıyor ama 4-5 vuruyorum. Neden? Oo, bunun elinde sopa var. Bu karşılık da verir. Vurursa 50 falan vurur. Vurursa rahat 50 falan vuruyor elindeki sopayla. O yüzden hiç şey yapma. Aha, gündüz oluyor gideceksin. İşte böyle paşa paşa gideceksin dostum. Çünkü güneş doğuyor. Gitmezsen. Aa! Oh! Aa! Oh! Nereye lan? Oğlum dur lan. Aman tanrım. Oğlum nereye gidiyor lan bu? Adam beni takmıyor. Bildiğim beni düşman olarak bile görmüyor. Bana aldırış bile etmedi ya. Adam resmen beni umursamadan bastı gitti ya. Çok iyi ya. Şaka gibi. Beni takmayan bir zombi. Beni. Bitti dedim. Gel. Evet. Şunu şuraya atarım. Çat 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 kırarım. Bunu da buradan böyle koyarım. 10 numara. Birkaç tane de şundan yaparım. Al bakalım. Bu kat tamam. Bir dakika ya git. Oğlum açamıyorum. Heh. Abi sinir oldum ya. Çok sinir bozucu. Heh be tamam şu an ev tamamlandı. Şu an tamam oldu abi. O yüzden odun kesmeye devam ama önce... Şimdi hemen tin falan bulup en yakınından tin kazıp bol bol tin kazıp tin armor'a geçmemiz lazım. Hızlı bir şekilde. Tin seti çıkıp sonra iron sete geçeriz. Sırayla bütün setleri giyelim abi. Yavaş yavaş ilerleyelim. Hızlı hızlı ilerlemeye gerek yok. Sindire sindire. Gel bakalım. Oo güzel vurdum ha. Bir koydum 14 vurdum. Kritik mi vurdum nedir? Kritik şansı var mı lan bunun? He, %4 kritik şansı var. Kritik vurdum. 2 katı. Evet, şuradaki ağaçların hepsini yok etmek istiyorum. Bu arada bu alanı düzlemem lazım. Eski haritamda yaptığım, ikinci sezonda yaptığım gibi dümdüz yapacağım bu alanı. Koşabilmek için. Koşarken engellere takılınca hızın kesiliyor ya, ayar oluyor. Evet, iron hem de yüzeyde ve altında da tin var. Evet abi. Çok güzel. Biraz taş alalım, ocak yapalım. Şu taşları kırıp alalım abi. Ocak yapacağız. Furnace. Pink slime geliyor. Pink slime diyorum ya. Mor slime. Pink slime daha küçük oluyor. Minnacık bir şey ama tam bir baba. Yani öyle böyle değil. Deli gibi damage vuruyor. Deli gibi de canı var. Gel bakalım. Zıpla. Bir daha zıpla. Purple slime. Gel bakalım. Gel. Al. 4-4. 3-3 vururken keserim. Abi ezikliğe bakar mısın? 3-3. 7-7. 4. Önce şunu keserim. 8 vurdum. Al. 8 vurdum.
6 kritik. 3 3 5 3 8. Çok iyi. 3 3 5 al 5. Hemen taşları aldık. Şuradan da taşları sökelim. Hemen altın. Altın diyorum. Iron. Iron ve tin. Geliyor. Buraya düşecek o. Uf, 11 vurdu. Şaka gibi 11 vurdu. Al lan. Zıplama. O oba o. Çöl biyomu. Bu kadar yakında mı? Çöl biyomu çok yakında. Bu çöl biyomunun yaratıkları bizi parçalar abi. Bir şey gelirse eğer. Paramparça yapar yani. Öyle böyle değil. Hele o zıplayan pireler var ya. Adamı deliyorlar. Delip geçiyor resmen. O yüzden hiç oralarla uğraşmadan bizim buradan sakin sakin gitmemiz lazım. Gel bakalım gel. Gel gel, sen kaşınıyorsun belli. Senin kaşıntın var. Al. Alalım abi. Ne yaptık? Odun modun topladık. Bayağı odun ihtiyacımızı giderdik. Aa, benden rekal potiyon var. Neden? Nereden gelmiş? Şu kapıyı bir kapatalım. Craft table'ın yanına gidiyoruz abi. Furnace. Neden yapamıyoruz furnace? Kaç tane metal istiyordu acaba? Furnace'i söyler misin kardeşim? Furnace. Evet, burada. Kaç tane istiyormuş? 20. Ha, torcum yok. Pardon. Tamam. O zaman torç yaparız. Şöyle 20 tane torç yapayım. Oldu mu? Evet, oldu. Aa, kelebek, bir omuzumda kelebekler var. Çok güzel. Şunu şuraya koyuyoruz. Tin var. 3 tane. Iron var. Silver bar. Sandık, chest yapalım. Şuraya bir tane chest atalım. Tıklayalım abi. Iron barlarımız, iron'larımızı harcadık ama olsun. Silver, iron. Tin üzerimde kalsın. Tin'den çünkü malzeme yapacağım. Şuraya koyalım. Şunu koyalım. Daybloom, daybloom. Stone üzerimde kalsın. Sandalye üzerimde kalsın. Torçlar burada kalsın. Bu da üstünde kalsın. Yıldızımız var, şurada kalsın. Lens'i koyalım. Rekal potion üstünde kalsın. Stone'lar üstünde kalsın. Jeller üstünde kalsın. Tamam. Şunları atalım. Bunu kullanmıyorum. Bunları kullanıyorum. Tamam. Üzerimde kalması gerekenleri aldık. Deli gibi etrafta kelebek var. Keşke şu an Mercant burada olsaydı. Mercant'ın gelmesi için 50 silver biriktirmemiz gerekiyor. 14 silver coin'imiz var. 14 silver coin Mercant'ın gelmesi için yeterli değil. O yüzden biraz daha savaşmamız gerek. Ama ben buradan madene gitmeyi planlıyorum abi. Bilmem siz ne şu an ekranın başına ne düşünüyorsunuz ama ben buradan gidiyorum. Rekal potyonum var. Dimdirek aşağı kazarak buradan ışınlanarak gidebilirim. Abi nasıl ya? Direkt çöl biyomuna geçmiş sayıyor ya. Aşağı doğru iniyorum, çöl biyomuna geçmiş sayıyor. Şimdi çöl solucanı gelirse, hani çölde gezen büyük kalın solucan var ya, o gelirse bize tek atar. İnşallah gelmez. Umarım gelmez yani. O tungsten gördüm. Tungsten açlığı. Aşağı inelim. Benim sağ tarafa doğru biraz kaymam lazım. Yoksa var ya beni burada. Tin mi? Tin mi kazdım ben? Ulan kendi açlığımı öleceğim bak. Bir yaratık gelecek, solucan gelecek, bana tek atacak. Şu an onları kesecek düzeyde malzemem yok. Şuradan çıktı, güzel. Oo! Tin 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 tin. Tin al, tin al. Tungsten'i al. Tungsten'i kurabiliyoruz mu? Kurabiliyoruz. Güzel, 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 güzel. Al abi tungsten. Bunları saklarız, külçe yapıp saklayacağız bunları. Ah ye. Yeah. Evet. Aa, oğlum nereye? Oo, nereye geldim?
Oğlum çok derine düştüm lan. Allah belanı vermesin. Buradan yukarı gidemiyoruz. Allah kahretsin. O zaman ben burayı kazarsam hava mı kaybedeceğim? Neyse. Şuradan çıkarım abi direkt. Ulan ya, atlayamıyoruz oraya. O zaman şöyle bir şey yapalım. Aha. Ha. Tamam. Şurada iron var. Çözelim abi iron'ı. O dedi, bahsettiğim pirenin sesi geliyor. İnşallah buraya gelmez. Eğer buraya gelirse babalara geldik demektir. Aslında şu an videoyu bitirme vaktim de geldi. Yarım saat oldu. Yarım saatlik videolar çekiyorum. Daha fazla uzarsa benim için sıkıntı oluşturuyor ama dayanamıyorum abi, deli gibi malzeme var, malzemeleri almam lazım yani. Tungsteni alıp tungsteni değil, sadece başka malzemeleri de alıp buradan yol almamız gerek. Aha, bu taraftan bir bölmeye daha geçiyoruz. Çok iyi. Ya ama her yer su. Beni mi sınıyorsunuz? Lan oğlum koysana şu torcu adam gibi ya. Evet güzel. Suyu bu tarafa geçirmeden kazdım arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi o zaman ne yapıyoruz abi? Şuradan. Bu zararsız bir balıktı. Tamam. Ama her yer su ya. Hani bu suda gidemeyiz yani. Neyse. Buradan Rekal potyonla evime gidiyorum. Fazla zorlamaya gerek yok. Başka bir bölgeden gireriz arkadaşlar. Eve geçiyorum. Videoyu da evde sonlandırıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan. Açıl kapı. Evet. Şuraya gelelim. Madenlerimizi harcayalım. Tungsten 10 tane. Çok iyi. Iron 4 tane. Tin. O 9 tane. Çok iyi. Çok iyi malzeme elde ettik. Güzel, verimli geçti. Maden kazımız. Bayağı verimli geçti. Expert olduğumuz için altınlarımız, silverlarımız çok önemli. Ölürsek çatır çutur dökülüyorlar abi. Şunları atalım. Şuraya çatır çutur dökülmesini engellemek için. 16 olmuş daha. 50 olunca şey gelecek. Ne deniyor? Mercant gelecek. 50 silver yapmamız gerekiyor. Ama şurada madenim var. Şunları şöyle ayıralım. Şimdi tin 9 tane olmuş. Burada 12 oldu. Şöyle bunları koyalım. Öncelikle tinleri kullanacağız. Tinlerden kendimize bir şeyler yapacağız. Bakalım ne var? Evet, bir şey yapamıyoruz. Tin'den şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Tin'imiz yeterli değil. Neyse arkadaşlar, birinci bölümü, expert bölümümüzün birincisini bu şekilde bitiriyoruz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.